Süleyman Demirel zamanına gitsek. Evet, o efsane, efsane video. Evet. Bravo. Yani onu izletmemizde fayda var. Neden? Çünkü sevgili izleyenler, şimdi tabii aslında konu konuyu da aşıyor. Biz çağrı cihazlarının patlaması olayını konuşurken belki de Süleyman Demirel'le ilgili bu görüntüyü getirseydik olabilirdi. Ama şimdi getirelim ekranlarınıza. Bir Süleyman Demirel zamanına bir gidelim. Bakın aslında 90'lı yıllar. 96-97. Aslında şimdi yaşanılan durumu belki de bir göstergesi diyebiliriz ekranlarınıza. Fevkalade önemli bir olaydır. Ne güzel, bak sen de onu hatırlıyorsun. Rahmetli Demirel böyle vurguyu böyle yapardı. Fevkalade önemli bir olaydır diye. Gerçekten öyle. Bak bu telefon Aselsan 1919. Yıl galiba 1996 ya 97. O yanındaki uzun boylu kişi Mehmet Köstöpen'di galiba, Dönemli Ulaştırma Bakanı. Herhalde o da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu o kadar önemli bir olay ki, bu telefon Aselsan tarafından üretildiğinde Türkiye dünyada bu tarz telefon üretebilen 5 ülkeden biri. Bak 5 ülkeden biri. Ve bu telefon Melisa ne diyor? Dinlenemez diyor. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Dijital çağda telefonların dinlenmesi, uzaktan adeta bir silah olarak kullanılıyor olması. Yerli ve milli yazılım işte bu. Aselsan 1919. Hı hı. Bunu 1920'sinde çıkarttılar sonra Melisa. Burada hadise ama şu. Ama çok kullanılmamış anladığım kadarıyla. Şöyle bak, niye kullanılmadı? Asıl tuzak orada. Bu ilk başta üretiliyor. İhraç da ediyoruz biz bunu. Bu telefon ihraç da ediliyor. Bak yurt dışına satılıyor bu telefon. Hı hı. Ama sonra bu telefonun satış pazarlaması o dönem Türkiye'de çok meşhur olan bir telefon firmasına diyeyim ben hadi. Ona veriliyor. O firmanın sahibi de çok meşhur. Hani bu Avrupa dünyasında Avrupa'nın önde gelen kanaat önderleri, Amerikalılar, büyükelçiler, Türk siyasetinde hemen herkes muhalefette dışarı çıkartılsın, serbest bırakılsın. Yargı kararına rağmen dedikleri Osman Kavala var ya. Osman Kavala'nın şirketi o zaman bunun pazarlama ve dağıtım ağını yürütecek. Ama enteresan bir şekilde bizim Aselsan'ın ürettiği telefon değil, bir dönem çok meşhur olan Finlilerin ürettiği, Finlandiya'nın ürettiği diğer marka telefon Türkiye'de pazara daha geniş bir şekilde sürülüyor. Ve bu telefon sistemli bir biçimde talep görmedi diye piyasadan çekiliyor. Şimdi soru şu, eğer biz buna devam etseydi, bak dünyada bu telefonu üreten 5 ülkeden birisin. Sene 95-96. Sen bu telefonu üretmeye devam etseydin, yurt dışına satmaya devam etseydin, o dönemde Finlilerin ürettiği telefon yerine senin telefonun olacaktı. Bu dönemde o çok meşhur insanların kuyruğa girdiği telefon markası var ya, onun yanında senin telefonun olacaktı. Bak sadece ben rakamlara baktım. 2023 yılında bizim yurt dışından aldığımız telefona ödediğimiz para ne kadar biliyor musun? $2,5 milyar. $2,5 milyar telefon almışız. 15-20 yılda telefona verdiğimiz para $100 milyar civarındadır. Hadi 100 olmasın, 70 olsun, 60 olsun. Korkunç bir para bu. Şimdi... Ha bir de şunu düşün. Bu verdiğimiz para. Bir de satamadığımız için kaybettiğimiz parayı düşün. Net $150-200 milyar kaybımız var. Bu telefonu sır yaptıkları için. Bu telefonu ortadan kaldırdıkları için. Ya Türkiye o kadar büyük ihanetlere uğramış bir ülke ki geçmişte. Hı hı. Bak bugün diyorlar ya, efendim ne olur iktidar değişse işte SİHA İHA devam eder. Niye? Aselsan devam etmiş mi? 1960'lardaki devrim otomobili devam etmiş mi? Hı. Etmemiş. Emin ol, hani o Selçuk Bayraktar'ın verdiği bir takoz örneği var. İHA'yı SİHA'yı üretiyorsun ama uçağın tekerleğinin önüne bir takoz koyduğunda o uçak uçamıyor. İşte al sana takoz. Telefonu üretmişsin, daha ortada meşhur marka yok. Hı. Senin telefonunu senin ülkende piyasaya sürmemişler. Ama şimdi tabii bir yerde de şey var, kuyruktan bahsettik ya, ona da geçiş yapmak istiyorum. Neyin kuyruğu sevgili izleyenler? Bir telefon markası. Hepinizin belki de kullandığı. Tek canım ismin, yani pazarda neredeyse tekler yani işte, evet, o herkes biliyor. Bir telefon markası yeni aslında ürününü çıkarttı diyelim. Öyle olunca da herkes kuyruğa girdi. Herkes ama girmedi. Parası olanlar girdi. Parası öyle mi? Parası olanlar giriyor. Kredi çekip alanlar bile duydu. Allah akıl fikir versin. Ne diyelim? Yani onları da. Ya biz konuşurken diyelim. Arkadaşlar ekrana verir misiniz o görüntüleri? Çünkü bakın bu önemli bir görüntü. Neden? Şimdi bu sıra niçin var şimdi? Bu sırayı Zafer Şahin. Ben sizin bu konuda yorumunuzu almak istiyorum. Bilindik bir marka. Bu adını Türkiye değil mi bu? Türkiye. Türkiye'de sabah saatlerinde gidiyorlar sıraya.
giriyorlar. Bu telefonun yeni sürümü piyasaya çıkıyor. Belli de bir sayıda, belli bir sayıda geliyor. Vatandaş da sıraya giriyor. Niçin? O telefonu alabilmek için. Bu arada telefonun rakamı, satış rakamı işte 100 binden başlıyor. 120 bine kadar gidiyor. Gidiyor. Yani o işte gigabaytına göre değişiyor artık. Valla Melisa bak şöyle, bunu efendim ya hani Türkiye'de kriz var diyorsunuz, gördünüz mü gibi o perspektiften almak yanlış. Ama bunu şimdi, mesela alıp satanlar da var, onu da belirtelim. Evet, burada o spotçu denilen o alıp satanlar da var. Ama şu var, ya bu telefona sahip olmak için gecenin üçünde dördünde seni oraya götüren motivasyon nedir? Bu telefon hayatına girdiğinde senin hayatında ne değişecek? İşte bak, herkes dinlenmekten bahsediyor. Evet. Herkes dijital dünyada attığı adımın takip edilmesinden bahsediyor. Bu insanlığın robotlaştırılmasıdır. Bu görüntülerin aynısı Hindistan'da da var. Onu da bu görüntülerin arkadaş, aynısı Batı dünyası dışındaki başka ülkelerde de var. Ne yapıyorlar işte? İnsanlığı böyle adeta robotlaştırıp kendi istedikleri formda başka bir yere taşıyorlar. Bak ne kadar mutlular, görüyor musun? Hindistan'a. Hiç Hindistan'a gittin mi? Yok, gitmedim. Ben gidecektim, gitmedim. Giden arkadaşlarımla konuştum. İyi ki gitmemişim. Yani niye? Kötü yani şartlar. İşte 1 milyardan fazla nüfusu olan, evet bazı alanlarda, sektörlerde ilerleyen ama hani Batı standartlarında ya da insanca yaşamın olduğu standartlara sahip bir yer değil. Birçok böyle gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkede bu telefona gösterilen ilgi bence insanlığın geldiği dramatik yeri gösteren çok böyle çarpıcı bir görüntü bu görüntü. Şimdi biz bu telefonu yani aslında kullanışlı olduğu için, işimizi kolaylaştırdığı için mi kullanıyoruz? Bir sosyal statü göstergesi. Yoksa statü için mi? Tabii işte ben bilmem neyin son sürümünü aldım, 15'ini aldım, 16'sını aldım. Ya kardeşim sen ne kadar para kazanıyorsun? Sen bu telefona verdiğin parayla belki hayatını daha rahatlaştıracak, daha konforlu yaşayacak başka bir şey edinebilirsin. Ya da ne bileyim bunu ailene harcayabilirsin, sevdiklerine harcayabilirsin. Yatırım dahi yapabilirsin ya. Ya o parayı verip yani bir çalışanın memlekette asgari ücretin ne seviyede olduğunu biliyoruz. Sen asgari ücretin neredeyse 7-8 katı parayı kredi çekip götürüp Amerikan şirketine veriyorsun. Sonra da dönüyorsun diyorsun ki ya işte işler çok kötü. Olur. Geçen sene 2,5 milyar dolar bu ülkede bu telefon şirketine gitmiş. Bu bir de resmi rakamlar. Bir de yurt dışından getiren var. Kaçak yollarla getiren var. Yurt dışından ama, getirenler de kapanıyor. Ama ne oluyor? Bak bu telefon üzerinden nereye giriyor? Sosyal medyaya giriyor. Sosyal medyayla toplumlar değiştiriliyor ve dönüştürülüyor. İnsanlık şu an buna çare arıyor. Yani aslında sosyal medyada daha farklı. Ya şimdi biliyorsunuz işte yok vlog çekmeler, işte yok bloggerlar, fenomenler. Onların belki de paylaşımları üzerine. Melisa ya inan bak bu söylediğim abartı değil. Adamın annesi ölüyor, babası ölüyor. Oradan selfie çekip onu atıyor. Yani öyle bir hale geldi ki toplum artık, ben şaşırıyorum. Yani her anını çeken, her anını oradan işte sosyal medyadan yayınlayan bir insan tipi ortaya çıktı. Hani tanıyorsun insanları, sosyal medyasına baktığında diyorsun ki ya bu herhalde İngiliz kraliyet ailesine falan mensup. Böyle bir hayat yaşıyor. Sürekli ya bir yemekte ya bir seyahatte. Ya, bu toplumları böyle dejenere ediyorlar, böyle bozuyorlar. Ha ben sosyal medya kötüdür demiyorum. Toplancı bir yaklaşımım yok. Ama hani bu gidişat iyi bir gidişat değil. Şu çok saçma ama daha dün dikkatimizi çekti. İşte 15 dakika önce kalp krizi geçirmiş. İşte ağzında yüzünde işte ona göre sağlık şeyleri var. Kendini çekiyor. İşte ben 15 dakika önce kalp krizi geçirdim. Şu an şu hastanedeyim. Şöyle bir durumdayım. Ya bu duruma geldik artık ama. O aslında bu başka ölmüş bir farkında değil. Yani şimdi kalp krizi geçirdikten sonra ilk gösterdiği refleks bu olan bir insan ölmüş ama bence farkında değil. Ruhu gitmiş onun yani. Peki.